Abla. Hayırdır, bir sıkıntın var? Otur Nevzat. Ablam, bak senin halin hal değil ha. Hani eniştemden dolayı dedim ama başka bir şey var. Hayırdır, nedir? Anlatmak için çağırdım. Zaten o telaş içinde seninle konuşamazdık. Anlaştık. Yine ne yaptı o uğursuz? Sadece o olsa, bu sefer taş hiç beklemediğim yerden geldi. O kadının bu evde köstebeği varmış. E aslıdır işte abla, kim olacak? Hatice. Ne? Hatice mi? Abla, tam bakacınızı anlıyorum ama her şeyin de bir sınırı var. Benim kızımın ne işi olur o kadınla? Üstelik bu kadar acı çekmiş. Emin olmasam inanır mıydım? Sana söylemek ister miydim? Tamam abla. Nasıl bu kadar emin oluyorsun? Kim söyledi? O Aslı mı söyledi? Ha, Aslı geldi sana söyledi. Sen de Aslı'nın bir lafıyla geldin. Şimdi bana neler söylüyorsun? Nevzat, Aslı'nın lafıyla Hatice'yi niye harcayayım? Kimse bilmese bile sen biliyorsun onun için ne kadar savaş verdiğimi. Tamam. Peki kim söyledi abla? Boş ver. Nasıl boş ver ya? Nasıl boş ver abla? Kim söyledi? Kızının öfkeden kafası karışmış besbelli. İntikam almak istemiş. Abla, benim kızım yapmaz. Hatice böyle bir şey yapmaz. Kim söylediyse getir, Hatice ile yüzleştireceğim. Ya bana ispat edersin ya da... Mina konuşurlarken duymuş. Mina'ya sus payı için bir telefon almış. Telefonla da şantaj yapmış. Ya ben bugün ortalığı toparlıyordum. Ha. Bir baktım altınların bir kısmı yok. İnsan kızına yakıştıramıyor ama galiba Hatice aldı. Berzat, bir dur, sakinleş. Yapılacak şey belli. Şimdi anlamadım. Biz kızımı sevmediği, tanımadığı bir adamla mı evlendireceğiz abla? Ya bu nasıl bir cezadır? Hatice için neler yaptım, ne mücadeleler verdim. Ama ne yaptı o? Beni can düşmanıma satmak ne demek? İçimden Aslı yapmıştır demiştim. Ama kızın günahını almışım. Aslı'ya bunca yaptığım şeyden sonra kız beni gidip annesine gammazlamadı ama o... Ziya ile yemek yediğim yere o kadını gönderdi. Canım çok yandı. Gerçekten. Ya tamam abla. Ben cezalandırmayalım demiyorum ki. Ama bu da olmaz ki. Aracı olan kişi pek hikmet etti adamı. Bak Nevzat. Hatice intihara kalkıştı. Sonra bunları yaptı. Her serseri mayın gibi. Kendini mi bizi mi kimi yakacak belli değil. Bu aşamadan sonra onun için mücadele edemem artık. Abla. Bak Hatice'nin durumunu en iyi sen anlarsın. Kendinden bilirsin. Bak. Sen sevdiğine kavuşmak için ne acılar çektin. Sevdiğine kavuştuğun halde canın yanıyor. Abla Hatice'nin de canı yanıyor. Tamam. Ortada bir hata var. Ben yok demiyorum. Ama bu hata hepimizin. Bu fatura niye sadece Hatice'ye kesiliyor? Bu günleri beraber kurduk seninle. Beraber yıkmak istiyorsa ben varım. Bir kaybediyorum. Hep ben düşünüyorum. Biraz da sen düşün ne kaybedeceğini. Sen bilirsin. Zaten bunu yapan Hatice olmasaydı bedeli çok ağır olurdu. Tamam.
Hatice ile konuşacağım. Umarım çabuk ikna olur. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hatice nerede? Yok, hayırdır? Tamam, bırak şimdi onu. Geç otur, şöyle bir şey konuşacağım seninle. Ay bismillah. Ne oldu? Bak, sen bu altın meselesinden bahsettiğinden beridir benim aklım bu kızda. Bu kızın hali hal değil Firdevs. Dedim sana, hele şükür. Vallahi ben uykumda bile tetikteyim. Al benden de o kadar. Hem bu Mehmet konusunda artık umudunu kesmesi lazım. Yani bu saatten sonra olmaz. Taşınacak mıyız? Ya senin de aklın fikrin taşınmakta, ben ondan mı bahsediyorum? Bu kızı baş göz ederim. Ne?